Size bir soru. İnsana benzeyen bir başka canlının ormanların veya mağaraların derinliklerinde yaşıyor olma olasılığı nedir? Belki ilginç gelecek fakat bugün Amerika'dan Himalayalara, Avrupa'dan Azerbaycan'a kadar uzanan, özellikle de Karadeniz ormanlarında ve köylerinde görgü tanıklarının var olduğu enteresan bir efsaneden bahsetmek istiyorum. Üstelik bazı bilim insanları onun var olduğuna dair bazı kanıtlar bulduklarını öne sürdüler. Koca Ayak, Yeti, Karadamı, Karakançolas isimleriyle karşımıza çıkan bu efsanevi yaratığı daha yakından tanımaya hazırsanız başlayalım. Her yıl aralığın son haftası başlayan ve ocağın son haftasında biten 40 günlük dönemin ilk 2 haftasında ortaya çıktığına inanılan ve pek çok görgü tanığı bulunan ürpertici bir yaratığı inceleyeceğiz bu videoda. Yaşadığımız bu coğrafyada Türk Anadolu kültürünün efsaneleşmiş bu canlısını daha yakından tanırken aklımıza yakın zamanda anlatmış olduğum bir başka Anadolu efsanesi, Şahmeran gelebilir. Fakat bu videonun konusu olan canlı, Şahmeran gibi kısıtlı kanıtları olan bir efsane değil. Kriptozoolojinin en önemli araştırma dosyalarının birinden bahsediyorum. Her ne kadar gerçekliği tartışılır olsa da onun varlığına dair pek çok fotoğraf ve video kaydı bulunmakta. Dahası bilimin de onun varlığı hakkında pek çok araştırma yapıyor olması ve bir takım ipuçları bulmaları başta ormanlık alanlarda yaşayanların dikkatlerini üzerine çekiyor. Ülkemizde en çok Karadeniz'de adından bahsedilen bu yaratığın Amerika'dan Japonya'ya, Himalayalardan Avrupa'ya ve daha pek çok ülkeye kadar uzanan hikayesine oldukça şaşıracaksınız. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsetmiş olduğu bu yaratığın 1880'lerde yakalanarak bir çiftlikte esir tutulması ve köydeki erkeklerden 4 çocuk dünyaya getirmesi, torunlarının günümüze uzanan yolculukları hakkındaki çarpıcı iddialar ise aklınızı başınızdan alacak. Ama önce efsanenin Karadeniz ayağıyla başlıyoruz. Zemheri zamanında, yani Aralık sonu ile Ocak sonu arasındaki kışın en sert geçtiği ve hastalıkların en sık görüldüğü dönemde, Karadeniz'de bulunan insanlar sadece soğuğa karşı önlem almakla kalmıyorlar. Günümüzde bile hala bazı köylerde geçmişten kalma bir gelenek uygulanmakta. O da Karakançolos isimli kış yaratığının ortaya çıkmasına karşı alınan bir takım önlemler. Efsaneye göre Karakançolos geçmiş zamanlarda bir eve girip bulduğu bir tarakla ev sahibini yaralamış ve sonrasında da onun hayatını kaybetmesine yol açmış olduğu için günümüzde hala birçok köyde 25 Aralık ve 6 Ocak tarihleri arasında insanlar evlerinde bulunan tarakları ortadan kaldırıp saklıyorlar. Tabii bu durum kulağa biraz komik geliyor olabilir. Sonuçta böyle bir canlı olsa bile insanlara zarar vermek için tarak kullanacak diye bir şey yok. Bu biraz da Anadolu kültüründe gelenekleşmiş bir durum. Ama pek çok kişi yine de tedbiri elden bırakmama taraftarı. İnsana andıran 2 ila 2,5 metre boylarında vücudu kıllarla kaplı maymunsu bu yaratığın görgü tanıkları, onun kapkara bir vücudu olduğunu ve gözlerinin kırmızı olduğunu tarif ediyorlar. Trabzon'un Şahinkaya, eski adıyla Şur köyünde yaygın olan Karakançolos inancı, Yozgat ve çevre illerde de bilinmekte. Bu bölgedeki insanların inanışına göre Karakançolos, zemheri zamanında yaşadığı yer altından veya mağaraların derinliklerinden gelerek ortaya çıkıyor. Rize'de ise onun kuzey rüzgarları ile denizden geldiğine inanılmakta. Karakançolos'un bir diğer ismi de kış cini. Türk mitolojisinin önemli karakterlerinden biri olan Karakançolos, ziyaret ettiği köylerde köylülerin hayvanlarını, hatta küçük çocukları yemesiyle de tanınmakta. Ve insanları taklit etme yeteneğiyle köylüler geceleri uykularındayken onlara zarar vermesiyle de bilinen Karakançolos'un yaptığı icraatlerden biri de açıkta bulduğu yiyeceklerin üstüne tükürerek insanlara bir tür virüs bulaştırıp onları hasta etmek.
Bu inanç Türk Anadolu kültüründe öyle geniş bir yer bulmuştur ki, Kırşehir'de gençlerin ayı postu giyip ev ev gezerek çalgılar ve türküler eşliğinde oyunlar oynadığı bir adete dönüşmüştür. Karakançolos kılığında evleri dolaşan gençlere ev sahipleri para ve çeşitli yiyecekler dağıtmakta. İsmine ayı gezmesi denilen bu etkinliğe şahit olan izleyicilerim varsa yorumlarda anlatabilirler. Gürcistan'da yaşayan Abaz halkının inancı da pek farklı değil. Onlar da vücudu kıllarla kaplı, kırmızı gözlü dev cüsseli bir orman adamının varlığından bahsetmekteler. Üstelik onların başına gelen ve tarihi kayıtlara geçen olaylar çok daha enteresan. Abazya'da ele geçirilen dişi bir yaratığın esir alınıp, insanlarla birlikte olup melez çocuklar dünyaya getirmiş olmasıyla ilgili konuya az sonra geleceğim. Fakat öncesinde gelin, Evliya Çelebi bu konu hakkında ne söylemiş ve Amerika'da bu canlı ile ilgili neler yaşanıyor bir göz atalım. 1611 ve 1682 yılları arasında Osmanlı Devleti zamanında yaşamış olan ünlü seyyah Evliya Çelebi, daha önce yayınlamış olduğum Osmanlı'daki cadı ve vampirlerle alakalı videomdan hatırlayacağınız Abaz ve Çerkez cadılarının birbirleriyle savaştıkları geceye Evliya Çelebi Karakançolos Gecesi ismini vermiştir. Seyahatnamesinde yılda bir defa gerçekleşen Karakançolos Gecesi'nden bahseden Evliya Çelebi, bu gece ortaya çıkan ve kan emen canlıları da seyahatnamesine eklemeyi unutmamış. Peki günümüze dönecek olursak, böylesine teknolojinin gelişmiş olduğu bir çağda hemen her yerde kameraların olduğu, hatta uzaydan tarladaki bir çiçeğe kadar çekim yapabilen cihazlar varken, böylesi cüsseli bir canlının gerçek anlamda keşfedilememesi olanağı var mı? Onlara ait herhangi bir ceset de bulunamadı. Benim fikrimce ihtimali düşük gibi, ama bir şeyin henüz keşfedilememiş olması onun var olmadığı anlamına gelmediğinden ve de oldukça ilgi çekici bir canlı olduğundan dolayı konuyu detaylıca araştırmakta fayda var. Üstelik bilim insanları da onlarca yıldır bu yaratığın peşindeler. Özellikle de Amerika'da yaşıyor olanlar. İnsanı andıran bu devasa dağ adamları Amerika'da Koca Ayak ismiyle tanınmakta. Kuzey Amerika'da 1800'lerin sonlarından itibaren görünmeye başlayan çeşitli ayak izleri, koca ayakla karşılaşma söylentileri, tam olarak net olmayan fotoğraf ve video kayıtları, ormanların derinliklerinde yaşadığına inanılan bu ürpertici yaratığın yavaş yavaş tanınmaya başlamasına neden oldu. Onu gördüğünü iddia edenlerin ortak söylemleri, çok kıllı oluşu, insanlar gibi dik duruyor olması ve 2,5 metre civarındaki boyu. Birçok kampçının ve yürüyüşçünün korkulu rüyasına dönüşen koca ayağın, ormanlarda sinsi sinsi dolaşırken çekildiği söylenen pek çok fotoğraf ve video kaydı var. Ama bu kayıtlar, tıpkı UFO kayıtlarında olduğu gibi, çoğu zaman ne olduğu tam anlaşılamayan, bulanık ve bazen de kandırmak amaçlı bilerek yapılmış yanıltıcı görüntüler. Koca ayağı, dünya çapında bir anda popüler hale getiren görüntü ise, 1967 yılında Roger Patterson ve Bob Kimley'nin 16 milimetrelik kamerayla çekmeye hazırlandıkları bir kısa film projesi sırasında yakalandı. Kameraların görüş açısına bir anda giren bu yaratığın görüntüleri, Koca Ayak efsanesinin fitilini ateşlemiş oldu. Bugüne kadar pek çok video ve fotoğraf uzmanı tarafından görüntülerin analizi yapılmış olsa da, videoda görülen canlının gerçekten koca ayak olmadığını çürütmeyi başaramadı. Tabii görüntüdeki canlının kostüm giymiş bir insan olma olasılığı her zaman var. Amerikalılar oldukça uzun bir zamandır Koca Ayak efsanesiyle yaşamaktalar. Pek çok filme ve kitaba konu olan bu canlı bu kadar popüler olmadan önce Kızılderililer tarafından da bilinen bir yaratıktı. Kızılderililer vücutları tamamen kıllarla kaplı ve boyları 2 metreden uzun bu insansı varlıklara Vetigo ismini vermişlerdi. Onlara göre Vetigolar insanları kaçırıp yemeleriyle tanınıyorlardı. FBI'ın bile inceleme konusu olmayı başaran bu yaratığa ait olabileceği şüphesiyle 1977'de FBI'ın laboratuvarına 15 adet kıl geldi. Kılların, laboratuvarda yapılan uzun araştırmalar sonucunda bir tür geyik ailesine ait olduğu anlaşılmış olmasına rağmen hala her yıl onlarca koca ayak ihbarı yapılmakta. Koca ayak, Amerika'da öyle bir çılgınlığa dönüştü ki daha geçtiğimiz yıl, yani 2021'de, Oklahoma Eyaleti Cumhuriyet Temsilcisi Justin Humphrey, Kuzey Amerika ormanlarında yaşadığı iddia edilen koca ayağın yakalanması için 1648 sayılı kanun tasarısını tanıttı. Kanuna göre bir numaralı kural, koca ayağı ona zarar vermeden yakalamak.
Bunu başaran kişi için en başta 25 bin dolar ödül konuşuluyordu. Fakat daha sonra bu ödül 2.1 milyon dolara, yani bugünün Türk lirasıyla yaklaşık 30 milyon TL'ye yükseltildi. Şu ana kadar koca ayağı canlı olarak yakalayabilen olmadı. Tabii geçtiğimiz yıl Azerbaycan'da yakalandığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen bu koca ayak yavrusunu saymazsak. Ama tahmin edebileceğiniz üzere Azerbaycan'daki bu yaratığın bir aldatmacı olduğunun ortaya çıkması uzun sürmedi. Bu yaratığa ait sırrı çözülememiş olan önemli kanıtlardan biri ise 1951'de Everest'teki Menluk üssünde bulunan izler. Dev ayak izleri bugün bile gizemini koruyor. Himalayalar yüzyıllardır dünyanın en gizemli dağları olarak adından söz ettirmekte haksız değil. Daily Mail'in haberine göre bilim insanları koca ayağın, diğer ismiyle Yeti'nin kanıtlarını Himalayaların eteklerinde bulunan eski bir Buda manastırında keşfettiler. Manastırın duvarlarında ilginç bir bilgi var. Duvarda, buraya gelmek isteyen insanların ancak çeşitli zorlukları aştıkları takdirde manastıra ulaşabileceklerini anlatan tasvirler bulunuyor. Manastıra ulaşmak için kat edilen yoldaki zorluklardan biri de koca ayak lakabıyla tanınan Yeti'ye ait. Manastırda yapılan keşif bununla da kalmamış, keşişlerin kendilerini koruduklarını düşündükleri ve Yeti'ye ait olduğu düşünülen dev, kurumuş bir parmak iskeleti ortaya çıkmış. Bu parmak Himalayalardan İngiltere'ye götürüldü ve şu anda Londra'daki Kraliyet Cerrahlar Koleji'nde saklanıyor. Tüm bunlar yaşanırken bir başka haber ise Hindistan'dan geldi. Tüm dikkatleri üzerine çeken paylaşım Hindistan ordusunun milyonlarca takipçisi olduğu resmi Twitter hesabından yapıldı. Yapılan paylaşım şu şekilde. Tarihte ilk kez 9 Nisan 2019'da Makalu ana kamp çevresinde bir Hint ordusu dağcılık ve keşif grubu efsanevi canavar Yeti'nin 81'e 30 santimlik gizemli ayak izlerini keşfetti. Tabii koca bir ülke ordusundan böyle bir haber paylaşılınca tüm dünyanın ilgisini ve de tepkisini çekti. Twitter paylaşımına gelen pek çok yorum Hindistan ordusuyla alay eder şekildeydi. Kimilerine göre Hindistan ordusu bir ayıya ait izleri ayırt edemeyecek kadar bilgisizdi. İzler gerçekten kime aitti bilinmez ama merak uyandırdığı açık. Amerika'da koca ayak, Asya'da Yeti olarak bilinen bu canlı, Sovyetler Birliği Doğu Sibirya'da Çuçuna ismini almıştır. Japonya'da bu efsaneden nasibini almış bir ülke. Orada ise Hiba Dağı'nda yaşayan köylülerin gördüklerini söylediği Hibagon adında bir başka koca ayak vakası var. Avustralya'da ise Yowie ismiyle anılan bir canlı bulunuyor. Kayıtlara geçen ilk olay 1977 yılında yaşandı ve o gün bugündür Avustralya'da Yowie oldukça popüler bir gizem. Tıpkı Eskimoğulların bahsettiği Tomin adını verdikleri ve et yiyen dev yaratıklar gibi. Tüm bu anlatılanları göz önünde bulundurduğumuzda koca ayakların böylesine dünyanın her yerinde görülebiliyor olmaları için soylarını devam ettirebilmeleri gereklidir. Bunun için de oldukça fazla nüfusa sahip olmaları şart. Peki gerçekten de onlar varsa ve bu kadar fazlalarsa insanlara yakalanmadan gizlenmeyi nasıl başarıyor olabilirler? Şimdi olayın en ilginç kısımlarından birine geldik. Yakalandığı iddia edilen ve tarihi kayıtlara geçen bir koca ayak vakası. Tarih 1870. Gürcistan ve Rusya arasındaki bir bölgede belki de tarihin en önemli antropolojik keşiflerinden biri yapılmış olabilir. Söylentilere göre Kafkas dağlarında oldukça enteresan görünüşlü bir kadın yakalandı. Sıradan bir insan olamayacak kadar güçlü, atletik ve bir attan daha hızlıydı. Üstelik tüm vücudu kıllarla kaplıydı. Vahşi bir hayvanın özelliklerini taşıyordu. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Brian Sykes, 1870'te ele geçirilen ve insanı andıran bu kadının efsanevi Yeti, diğer ismiyle koca ayak olabileceğini iddia ediyor. Vahşi kadın, onu avlamak için bir avcı grubuyla anlaşan yerel bir tüccar tarafından keşfedildi ve kendisine tuzak kuruldu. Sonunda da bir toprak ağası tarafından yakalanarak Tikna'daki malikanesine götürüldü ve burada esir tutuldu. Ona Zana ismini verdiler. Vahşi ve saldırgandı.
konuşamıyor ve konuşulanları anlamıyordu. 1890 yılında hayatını kaybedene kadar esir tutulan Zana, yaşamı boyunca insanlar gibi kıyafet giymeyi reddetmiş. Anlatılanlara göre tüm vücudu tüylerle kaplı olan Zana, 1.98 boyunda ve oldukça da kaslıydı. Zana'nın yakalanmasından uzun bir süre sonra bölgedeki erkeklerden 4 tane çocuğu dünyaya geldi. Zana, 1890 yılında gözlerini hayata yumdu ve cesedinin nerede olduğu bilinmiyor. Fakat onun soyundan gelenler ise hala hayatta. Bu da profesörlerin Zana'nın torunları üzerinde çeşitli testler yapmasına olanak sağlamış. İngiliz Times gazetesinde yapılan açıklamaya göre Zana'nın yaşayan torunlarından alınan DNA sonuçları sayesinde Zana'nın %100 Afrikalı olduğu ortaya çıkmış. Fakat fiziksel ya da genetik açıdan günümüz Afrikalı gruplarından hiçbirine mensup olmadığı gözlemlenmiş. Bilim çevrelerince şüpheyle karşılanan Zana olayı oldukça merak uyandırıcı gibi duruyor. İsteyenler Zana hakkında detaylı araştırma yapabilirler. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Koca ayağa dönecek olursak, tıpkı uzaylılar gibi onun da elle tutulur ciddi bir kanıtı yok gördüğünüz üzere. Ama yine de sessiz olun, ormanlarda dolaşırken dikkat edin. Ha bu arada 18-19 Mart, Cuma ve Cumartesi günü nasipse Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'nda sizlerle tanışmayı bekliyor olacağım. Kitabımı alabileceğiniz linki de yorumlar kısmına ekledim. Görüşmek dileğiyle.